Zaman bence hayattaki en kıymetli şeydir. Zamanı doğru değerlendirmek. O bir gün var ya o bir gün bile önemli. Hele hele teknik direktör seçiminde sizin sezonu açacağınız tarihe şunun şurasında birkaç gün kalmış. Ve hala teknik direktörünüz belli değil. Havada isimler uçuşuyor. Havada isimler uçuşuyor. Yüksek ücretler uçuşuyor. Havada isimler uçuşuyor. Bazı makul isimler var. Mesela bize Herhangi gazete okuru veya televizyondan maç izleyen insana mantıklı gelen isimler. Ya Umut Bozok aslında niye denenmesin ki? Eğer golcü işte Jagne ile vedalaşılacaksa, eğer Mustafa Muhammed Fransa'ya gidecekse e ee? Bozok'u Trabzon kapıyor. Yani zaman iş, yani atıyorum sürekli doğucanı Trabzon yer... kapıyor. Senin de ismi geçen mantıklı isimler patır patır gitmeye başladı. Zaten havuz çok fazla değil. Yerli Aynen. havuzu yok. Yani Aynen. Çok fazla bir alabileceğiniz yerli oyuncu fazla yok. Onun altını çizeyim. Şu söyleniyor Şimdi işte, aslında sezon ben sana sorarım. Sezonu erken açmayacak Sen diye. Sen bunu Okan istedi diye mi aldın? Marco Rosa istedi diye mi aldın? Alır evet. Ona da, da bir cevabım var biliyor ha. musunuz? Demin az önce konuştuk ya. Hasan Salihami e, evet. örnek verdik. Salihami Siç. Bravo. Salihami Siç'ten evet. ve Kaan'dan örnek verdik. Bizim kulüplerimizde şöyle de bir eksik var. Eee üstadım. Mutlaka orada bir futbol aklı olması lazım. Ve o futbol aklı teknik direktör olmamalı. Bu en önemli eksiklerden İnşaatçı bir tanesi. baştan olur genelde. Kesinlikle futbol haklı <laughs> olmalı. Ve onun üzerinden dediğimiz gibi, dedik ya %60, %40 gibi. Zaten şimdi hoca gelmesi de sizin bir felsefeniz olur ya, ona göre zaten hoca seçmeniz lazım. Bizde ne oluyor? Aman hoca gel bizi kurtar. E hoca başlı başına bir kadro kuruyor. Yani Victor Pereira'ya da güvenilmedi mi? Transferleri Victor Pereira yapmadı mı? Bizzat Santifor transferinde ne tarz oyuncu istediği, ise o alındı Berisha. E, onun istediği bir oyuncuydu. Dolayısıyla şöyle bağlayacağım. E Vitor Pereira gitti ne oldu? Tamam. Bu sefer tuttu. Nedir? Kim Minceyi kazandırdı. Doğru mu? Crespo'yu. Bunlara tamam. Ama ya tam tersi olsaydı bu iki oyuncuyu da kazandıramasaydı. Sonra giden o paralar, tazminatlar her defasında sil baştan sil baştan kadro yapılıyordu. Dolayısıyla ama bizim Türkiye gündemi ve şartları içerisinde yüzde yüz Serkan Hocama Önce... katılıyorum. katılıyorum. Kesinlikle direktör gelmesi lazım. Hoca. Yani Şart ya oldu mesela hani e, hala çok ciddi ve tabii ki anlaşılabilir bir şey bu. Nasıl ki Beşiktaş'ta Sergen Yalçın bir efsane Galatasaray'da da tabii ki Fatih Terim bir efsane. Velev yani ki siz 3-5 oyuncu aldınız sonra ya biz Fatih Hoca'yı alalım dediniz. E, Fatih Hoca gelmeden oyuncu nasıl alıyorsunuz? Eten. Okan Hoca dediğiniz kişi 18 yıl Galatasaray'da oynadı. Interlere transfer oldu. Yani bu adam Akisar Belediye ile Ziraat Türkiye Kupası kaldırdı. Başakşehir gibi taraftarsız bir kulüple yıllarca Abdullah Avcı'nın şampiyon olamadığı kulüple şampiyon oldu. Şimdi bu adama ya yani onun için erken falan da diyemezsin. Yok canım. Şimdi peki o ee Okan Buruk'tan önce hangi mevkileri kimleri alacaksın da sonra Okan Buruk'a o kadroyu da yatacaksın? Belki Okan Buruk Mustafa Muhammed'e hayran sen onu Fransa'ya sattın diyelim 3 milyon dolar için. Belki Mustafa Muhammed üstüne oyun kurmak istiyor. Nereden biliyorsun? Yani şu anda Galatasaray'ın hiç vakit kaybetmeden ilk hocayı o alması lazım. Bence Fenerbahçe'nin de bu golcü işini netleştirmesi lazım. Çünkü zaten kalabalık olan mevkilere yapılan transferler taraftardaki sabrı biraz zorluyor. Taraftar bir Fenerbahçe golcüsü istiyor. ...ben söyleyeyim... ...orada da biraz ince eleyip sık dokuyor belki evet, Fenerbahçe... Yani. ...peki şunu soracağım bir de... ...Torrent'in de... ...şöyle bir ifadesi var... ...kimse aramamış... ...hiçbir görüşme olmamış... ...ne olacak ne bir tatile gitmiş... ...tazminat vesaire... ...bir de bir yandan... E, ...Torrent'le vedalaşılacak... ...bunların hepsi böyle biraz... ...farklı bir süreç o. ...yavaş ilerlediği için de... ...Galatasaraylılar biraz aslında bu mesajı... ...Torrent'le yani. vedalaşmadan... ...Galatasaray bir teknik direktör olabilir... Abdullah Avcı çok yakın zamana kadar Beşiktaş'tan transfer taksiti alıyordu. Evet. Şu anda hala iki eski teknik direktörünü transfer taksiti ödeyen şeyler var. Ee, tazminat Tabii taksiti abi. diyelim de ona. Aslında o tazminat taksiti değil, hak edişini ödüyor. Yani her ay vermeyi taahhüt ettiği parayı ödüyorlar. Yani hatırlayın. Yani mesela Milan'dan ayrılığında Fatih Hoca maaşını alıyordu. Evet. Yani ama Milan'ın teknik direktörü vardı. Yani şöyle bakalım. ...Torrent'in orada enteresan bir açıklaması daha var... ...aa ben İstanbul'u sevdim buraya yerleşirim... ...ne diyor biliyor musun... ...anlaşmadığımız sürece de otururum... ...mayışımı alırım diyor... ...ya ben gelirim burada dururum diyor... ...mayışımı alırım diyor... ...yani... ...beni imzaladınız... ...ben sizin kafanıza silah dayamadım diyor... ...gideceğini herkesin bildiği yönetim... ...benimle... ...iki yıllık sözleşme yaptı diyor... ...Sensi ile iki yıllık sözleşme yaptı diyor... Gideceğini benim 7 yaşındaki oğlum biliyordu Burak Elmas yönetiminin. Ya ben genel kurulun nabzını tutup vereceği oyu e, bilen bir müneccim değilim. Ama gideceğini biliyordum. Yani nasıl böyle uzun vadeli sözleşmeler yapılıyor? Bak Jorge Jesus'un enteresan bir artısı da bu. Bir yıllık yaptı abi adam. Evet evet. Bak bir yıllık yaptı. Özgüvene bak adamdaki. Burada şey, bunu da Mehmet Özcan söylemişti, Beşiktaş'ın teknik direktörüyle yaptığı anlaşmada aldığı maaş değil de giderse daha düşük, şimdi ücret olarak gelmiş bir şey söylemek istemiyorum. Daha İsmail. düşük bir tazminatı var. Galatasaray ama direkt aynı parayı ödeyecek Domenek Torrent'e. Neden böyle bir anlaşma yapılmadı diye de sorgulamak lazım. İsim vermeyeyim, Hadi. bir arkadaşımın çok yakın zamanda anlattığı için denk geldi hani o kadar hafızası güçlü bir insan değilim. <laughs> Şimdi çalıştığı kurum bir başka bir yere satılıyor, devir oluyor. Son gün bütün çalışanlarına eski artık eski patronları bir kıyak yapıyor ve hepsinin maaşına yüzde yüz zam yaparak devrediyor yeni patrona. Yani böyle patronlar da var. Yani. Toran çok şanslı bir çalışan. Çok. <laughs> Peki e, sorular geliyor teknik direktör adaylarıyla ilgili görüşleriniz nelerdi? Kimler gündeme geliyor? Dezer bir, Roza isimleri hı hı. gündeme geliyor yabancı isimlerde. E, onun dışında da Okan Buruk. Önce seninle başlayayım Burak Kural. E, Galatasaray için diğer ismi geçen başka e, adaylar da olduğu konuşuluyor yine. Hani Serkan Korkmaz'ın dediği gibi daha makul ücretlerde isimler de konuşuluyor. Önce seninle bir başlayayım şöyle şimdi yerli mi yabancı mı yerli olacaksa tek aday var bence Okan Buruk yabancı olacaksa birçok adaydan konuşabiliriz şimdi hani Fatih Hoca'nın gelmeyeceğini düşünerekten Fatih Hoca doğal aday zaten Fatih Hoca'yı katmıyorum ben nasıl olsa gelecek yani. Fatih hala Hoca... o tez devam ediyor değil mi Ocak 2023 Fatih Hoca Galatasaray Şenol Güneş Peşiktaş'ta olursa şaşırmayın yine ben kayıtlara sürekli geçsin diye tekrarlatacağım ya, ya kendimi öyle çok önemli bir şey söylemiş gibi falan hissetmiyorum yani Herkesin bildiğini söylüyorum. Şimdi e, Okan Hoca tarafı, şimdi Okan Buruk'la ilgili net konuşacağımız şeyler var. Hem bu camianın içerisinde olması Türkiye'de geçerakçe hala. Yani Avrupa'da öyle çok geçerakçe bir durum değil. Durumuna bakarlar, nerede oynadığına bakmazlar. Ancak Okan Buruk burada hem camianın içerisinde olması evet. hem de şunu söyleyelim bugün Okan Buruk hem Galatasaray hem Beşiktaş'ta oynadı ama Fenerbahçe'ye hoca olsaydı hiç kimse Galatasaray'la deyip istemez miydi? Yani bence Fenerbahçe taraftarı hiç tepki göstermezdi. Yani böyle her taraftarın Adı sevdiği... Adı geçti. Yani, geçti geçti evet. Milli takıma gitse herkesin sahipleneceği, seveceği bir pügür. Sergen Okan de hoca. öyle bence. Sergen Yalçın da öyle. E, dolayısıyla Okan Hoca'nın böyle bir artısı var. Bir de şu var. Okan Hoca'ya şunu diyemezsiniz. Evet. Yani Okan Hoca işte biraz daha beklesin falan. Pişsin falan değil de adam daha ne yapsın. Akisar'la kupa aldı. Rize Spor'u unutmayalım. Küme düşme evet. durumunda olan Rize Spor'a gelip müthiş bir şekilde oyunculara katkıda sağladı. Ve Vedat Muriç Lazio'ya gittiyse yani. Okan Burak bu işte vesile olmuştur diye düşünüyorum. Önce Fener e geldi, Fenerbahçe'ye geldi. Dolayısıyla Okan Burak'ın zaten şöyle bir artısı da var Melike. Yani şimdi bazı eski futbolcular maç izlemez. E, maç izlemeyi sevmez. Ama Okan Hoca öyle değil. Kendisi maç izler çok iyi oyuncu por, e, portföyü vardır. Oyunculara hakimdir ve bunları da mesela e, Uğur'la bir e, programını izlemiştim. E, Okan Hoca'nın o kadar hakim ki oyunculara ezbere biliyor. Onun için Okan Hoca'nın böyle bir artısı var. Ö Öte tarafa dönecek olursak. dezerbi. Şimdi dezerbi ön çok önemli bir teknik adam. Yani e, inanılmaz setleri olan ya satranç ustası tarzı bir teknik adam. Kim bu? Farklı bir adam. Kim bu işte? Pep tarzı bir adam. Onun için hani burada dezerbi'ye bir şey diyemem. E, müthiş bir Hatta bir Türk teknik adam olarak keşke gelse de... Alınacak girecek. bir risktir ama bir isimdir yani. Enteresan bir adam Dezerbi. Yani gidelim yani izleyelim. Torrent değil. Yani değil mi? O şeylerinden de bir öykünelim. Dezerbi bir deneme. Bir şey deniyorsun Dezerbi alarak. Farklı bir şey deniyorsun. Ya yani Saygı duyulması gereken hatta cesur bir hamledir Dezerbi. Yani. Bak bunu da kabul ediyorum. Marco Rose ne diyeyim ben Marco Rose ya? Kötü bir şey diyemem ki adam. İşte bazılarına diyeyim ama bir şey söyleyeyim mi? Dezer ve Rose gelecekse ama alta alt yani bu adam 6 ay gelecekse vermeyin. Çünkü çok yani. ciddi tazminat evet. ödersiniz. Aynen. Bu Ücretleri adamlar de ne olursa olsun Dezerbi'nin nedir? Bir oyun tarzı var. Şablonu bak çok ciddi söylüyorum. Gelse keşke gelse. izlesek bir şey öğrensek biz de hocadan. Önemli bir teknik adam. Çok önemli bir Hatta adam. Hatta yanına Türk bir tane teknik adam. Ne diyorsun? Camihan'ın evladı. X, Y ileride hoca olmuş. Arda Turan mı futbolu bırakacak? Verdi Özerbi'nin yanına Arda Turan'ı da kabul ederse. Yeni futbol, yani teknik adam yetişsin Türkiye'de. Dolayısıyla ama en önemli konu burada Melike şu. Bielse konuşuldu ya geçen sene. Niye konuştuk Fenerbahçe evet, gelsin Fenerbahçe gelmiş. 3 yıl kontrat vermeyeceksen, Dözer bir 3 yıl kontrat vermeyeceksen ve bu adama taraftar tepki gösterse de arkasında duramayacaksan, o PR'ı yapamayacaksan Dözer bir getirmeyin.